Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda telefonunuzu nasıl mikrofon olarak kullanabileceğinizi anlatacağım. Böylece telefonunuzdan konuştuğunuzda sesinizi hoparlörlerden alabileceksiniz. Bir çeşit telefonu megafon olarak kullanma şeklinde düşünebilirsiniz. Ayrıca bu işlem için telefon ile bilgisayarınızın aynı ağ üzerinde olması gerektiğini unutmayın. Hazırsanız başlayalım. İlk olarak hemen videonun altındaki açıklama ve yorum kısmına bir bağlantı bırakacağım arkadaşlar. Bu sayfaya geldiğinizde ilk yapacağınız işlem telefonunuza Vumic adlı uygulamayı yüklemek. Eğer Android bir telefon kullanıyorsanız Android kısmını tıkladıktan sonra Google Play'den bu Vumic adlı uygulamayı telefonunuza yükleyin. Farklı bir şekilde iPhone kullanıyorsanız App Store'dan arkadaşlar Vumic uygulamasını telefonunuza yükleyebilirsiniz. Farklı bir şekilde yine App Store veya Play Store'u kullanarak da arkadaşlar Vumic uygulamasını telefonunuza yüklemeniz mümkün. App Store'u veya Play Store'u açtıktan sonra arama kısmına Vumic şeklinde yazın ve arkadaşlar ekranda gördüğünüz simgeli Vumic uygulamasını telefonunuza yükleyin. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra Vumic uygulamasını arkadaşlar tıklayarak çalıştırın. Burada yapacağınız ilk ve tek işlem şuradaki hemen Start tuşuna basmak arkadaşlar. Start tuşuna bastıktan sonra Vumic uygulaması çalışmaya başlayacaktır. Bu işlemden sonra tekrar bilgisayarımıza geçiş yapabiliriz. Bilgisayarımıza geçiş yaptıktan sonra kurmamız gereken arkadaşlar ilk uygulama şuradaki uygulama olacak. Eğer bu uygulama halihazırda bilgisayarınıza yüklü değilse Vumic uygulamasını çalıştırırken hatayla karşılaşabilirsiniz. Bunun için arkadaşlar burayı tıklayarak bu uygulamayı bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Bakın hızlı bir şekilde hemen indiğini görebiliyorsunuz. İsterseniz burayı tıklayabilirsiniz veya farklı bir şekilde bilgisayarım ve indirenler kısmına giderek bu uygulamayı çift tıklayarak arkadaşlar çalıştırabilirsiniz. Gelen uyarıya lisans hüküm ve koşullarını kabul ediyorum seçeneğini seçtikten sonra yükle diyorum ve bu uygulama otomatik olarak bilgisayarımıza yüklenmiş oluyor. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra bilgisayarınızı arkadaşlar yeniden başlatmayı unutmayın. Eğer bilgisayarınızı yeniden başlatmazsanız hatayla karşılaşmanız mümkün. Şimdi ben bilgisayarımı yeniden başlatıyorum. Bilgisayarınızı yeniden başlattıktan sonra arkadaşlar tekrar bu sayfaya geliyoruz. Ardından son olarak bu Vumic uygulamasını bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Ana Vumic uygulamasını bilgisayarımıza yüklememiz gerekiyor. Çoğu durumda bilgisayarlar bunu virüs olarak algıladığı için arkadaşlar antivirüsü kısa süreliğine devre dışı bırakmanız gerekecek. Bende Avast antivirüs bulunuyor arkadaşlar. Bunun üzerine sağ tıklıyorum ve hemen şuradan arkadaşlar 10 dakikalığına devre dışı bırakıyorum. Evet durdur dedikten sonra arkadaşlar Vumic uygulamasını bilgisayarımıza tıklayarak yüklüyoruz. Yükleme işlemi tamamladıktan sonra isterseniz burayı tıklayarak çalıştırabilirsiniz veya farklı bir şekilde bilgisayar indirenler kısmına giderek Vumic uygulamasını arkadaşlar çalıştırabilirsiniz. Çalıştırma işleminden sonra arkadaşlar karşımıza şu şekilde bir pencere gelecek. Burada İngilizce seçeneği seçiliyken OK diyorum. Ardından Next, Next ve Install diyerek yükleme işlemini gerçekleştiriyorum. İsterseniz bu durumda bilgisayarınızı yeniden başlatıyoruz. Ben burada deneme amaçlı yapacağım için arkadaşlar alttaki seçeneği seçip Finish diyorum. Bakın şu şekilde uygulama masa üstüne gelmiş oldu. Bu aşamada yapmamız gereken arkadaşlar Vumic uygulamasını çalıştırmak. Karşımıza şu şekilde küçük bir pencere geliyor. Burada yapacağımız işlem Connection arkadaşlar kısmına gidip Connect demek. Bu işlemi yaptıktan sonra Wi-Fi kısmı arkadaşlar seçilirken hemen telefonunuzun ekranındaki Wi-Fi arkadaşlar adının aynısı. Daha doğrusu Wi-Fi adresinin aynısını buraya girmemiz gerekiyor. Telefonumda 192.168.1.30 şeklinde arkadaşlar Wi-Fi adresi bulunuyor. IP adresi bulunuyor. Bu IP adresinin aynısını buraya girdikten sonra Connect diyorum arkadaşlar. Ve son olarak yapmamız gereken Options kısmına gelip Play in Speaker seçeneğini seçmek arkadaşlar. Bu seçeneği seçtikten sonra telefonunuzun ekranına gelen uyarıya arkadaşlar tamam demeyi unutmayın. Bu işlemi yaptıktan sonra artık telefonunuzdan konuştuğunuzda otomatik olarak hoparlörlerden de sesinizi alabileceksiniz. Benim anlatacaklarım bu kadar. Herhangi bir sorunuz varsa yorum kısmından sorabilirsiniz. Ayrıca videonun faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi ve destek için de abone olmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.